Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Çalışanlara hayırlı işler. Bol kazançlı günler dilerim inşallah. Arkadaşlar bugünkü yorumlarıma erken başlayacağım. Erken vermek istiyorum. Yarın İstanbul programı var. Gerçekten güzel bir program. Para verecek program. İki altılı var. Birinci altılı, ikinci altılı, 10 koşulu bir program var. İstanbul. İncelememi yaptım. Koşullara baktım, ettim arkadaşlar. Çıkarttım. Güzel bir programımız var. İnşallah bunda da tutturmaya çalışırız bir şeyler. Bir kazançlı günümüz olur inşallah yarın. Pazar tatil. Evet arkadaşlar. Bugünkü Ankara yarışlarını vermiştim. Hem yarışları da izliyordum zaten. Takip ediyordum. İlk aya 3 atla geçmiştik. İkinci aya da aynı şekilde 2 atla geçtik geldi. Üçüncü aya da aynı şekilde 3 atla geçtik. Orada da geldi. Dördüncü ayak da geldi. Beşinci ayakta arkadaşlar 4, 5, 12 dedik. 4 numara ikinci oldu. Ne yazık ki buradan yattık. 2 numara geldi Hişman Çizik'le. Önceki videolarımda hep demiştim zaten Hişman'ı çok beğeniyorum. Neden yazmadığımı söyleyeyim 2 numara. Çünkü söylemiştim. Hişman'ın her olduğu koşuda mutlaka Hişmansız, Hişman çiziksiz oynamayın demiştim. Ben oynamadım. Neden oynamadım? Geçen yarışta bir aksilik yaşadı. Attan düştü. Talihsizlik bir sakatlık geçirdi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Orada kontrol altına alındı. O yüzden elimde gitmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah yarınki İstanbul programımızı tuttururuz. Yazan varsa, yani geçen videolarımda söylemiştim, mutlaka yazın diye. İnşallah bunu dinleyip kayda alan arkadaşlar varsa yazmışlardır inşallah. Neyse, lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. İstanbul'un ilk ayağından itibaren, yani 10 koşu var. 10 koşuyu da sizlere değerlendiriyorum. Sırayla 6 atlarımı sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah kazanan kişiler bizler oluruz. Benim değerlendirmeyi beğenen arkadaşlar olursa lütfen abone olsunlar, beğensinler. Sevinirim. Herkesten Allah razı olsun diyorum. İlk ayakta arkadaşlar sırayla geçeceğim atlarımı söyleyeceğim. 5 atım var. İlk ayak 1200 çim. 6 8 9 10 11. 6 8 9 10 11 arkadaşlar. İkinci ayağa geçtiğimizde ikinci ayakta birazcık tehlike. Burada hepsi birbirini geçecek bir pozisyonda atlar var arkadaşlar. Yani tabi Aslan Turbo yarın büyük ihtimalle birinci at çıkar. AGF'ye çıkacağını zannediyorum. Ama orada Zeki Dayı var. Şubart Dayı var. Gökyüzü. Muhsin bile tehlikeli. Mehmet Kaya var üstünde. Yani burayı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Zor bir koşu. Ben buraya hepsi diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde burada da iki at tutuyorum. 4 6 4 ve 6 diyorum arkadaşlar. Rakip arayanlar 1 ile 2 ile yazma imkanları varsa onu da yazabilirler. Yani ilk tuttuğum at 4 6 2 atım. Rakip arayanlar da 1 ile 2 ile yazabilirler arkadaşlar. Dördüncü aya geçtiğimizde dördüncü ay 2000 kum sentedik, 2100 kum sentedik. Üç yukarışı İngilizler. İngilizler bu kiloyu kaldırır mı kaldırmaz mı diye mesafe birazcık uzun. Gelirin Ceko'da yani kaldırır. 63 kiloyla da geliri oldu. Tabelaya girdi. Aynı şekilde Tulparan'da. Ama ben burada sıralamam şöyle arkadaşlar. 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5 ve 6 arkadaşlar. 5. koşuya geçtiğimizde 1400 için 3 yaşlı Araplar. Burası da bir zor bir koşu arkadaşlar.
Yani onu da size sıralamam şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5 ve 8. 6. koşuya geçtiğimizde arkadaşlar, 6. koşuda 3 at öneriyorum size. Burada 7 numara kaçarak bitirmeye çalışacak. Yani kaçak bir at. 7 numara Müslüm Çelik'le. Ama arkadan da 4 numara var. Sprintle, yani Gökhan Kocakaya biliyorsunuz sprinti çok iyi ayarlar. Gelip bunu avlayabilir. Yani buraya 4 7, başta 7, ikinci atım 4. 9 numarayı da arkadaşlar Ahmet Çelik var üstünde. Totosu da güzel. Atı da beğendim. Yani videolarına baktım. İyi derecelerle gelmiş. Son derecesi zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. 1.12. Yani bunu da yazarsak buraya 3 atla geçmiş oluruz. 7. koşuya geldiğim zaman burada da 3 at vereceğim arkadaşlar size. 7. koşuya geldiğimizde burası da aynı şekilde 1600 çim, 3 yaşlı İngilizler. Arkada son Türk koşusu, kupa koşusu burası da. Burada da 3 at önereceğim. 1, 3, 7. 1, 3 ve 7 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 8. koşuda 2 at buraya yeterli görüyorum. 2 at şöyle arkadaşlar. 7, pardon, 4 at, pardon arkadaşlar. 4 at öneriyorum. 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4 ve 7 arkadaşlar. Ekürlerde yazdığımızda 5 atlı olmuş oluyor. 8. koşuyu böyle geçtikten sonra arkadaşlar 9. koşuda 2 at önereceğim arkadaşlar. Yani size şunu söylüyorum. Burada benim tuttuğum at 7 numara. Tek atmak isteyenler atabilirler. Rakibi de 8 numara arkadaşlar. Yani 8 numarayı da tutuyorum. Yani burası 7-8 yeterli olacağını düşünüyorum. Müslüm Çelik. Bir de Mahsun Turan arkadaşlar. Yani 7-8 diye geçebiliriz. Volta da bu ağır kilosuna gelir mi gelmez mi onu bilemeyeceğim. Yani kalite bir at olabilir. Burayı 7-8 yeterli görüyorum ben arkadaşlar. Yani 8 de buranın, bakmayın Müslüm Çelik olduğuna, bombası olabilir. Son aya geldiğimizde arkadaşlar burada bir tane tekim var. Zaten herkes bunda tek atabilir. Hişman var zaten üstünde. 2 numara. İlk koşusunda iyi bir derece, yani at bir ileri geri, yani son virajda son düzlükte 200'e 300'e birazcık bir sağa bir sola gitti ama belki kazanabilirdi. O yüzden ikincilikle yetindi. Burada herkes zaten büyük ihtimalle favori de çıkabilir. 2 numarayı tek olarak öneriyorum. Eğer rakip isteyenler arkadaşlar bir at verebileceğim. O da kumda 2 tane üçüncülükle. Şimdi Mehmet Kaya var üstünde. 7 numara. Rakip olarak da bunu yazarlarsa buraya rahat bir yarış izlerler diye düşünüyorum. Herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum yarınki altılım için. Yani 2 tane altılımız var, bölünmüş 10 koşu var. 2 altılıyı da aynı videomda yorumladım. Bazıları videoları daha çok izlensin diye, yani 2 altılı olan aya ilk altılım diyorlar. Ondan sonra ikinci altılım diye ikinci videoya atıyorlar. O yüzden ben tek attım. Herkese bol şanslar.